şarkısını. Değil mi Osman Tan? Evet, çok az prova şansı oldu. Evet, bu arada parçanın bestecisi Mustafa Sandal, evet. Ve sözleri de Ferda Anıl Yarkın ve Mustafa Sandal'a ait, değil mi? Evet. Evet, peki. Şimdi hemen jüri üyelerimize ben dönmek istiyorum. Yıldız Hanım, sizle başlayalım mı? Metin'in sesini çok beğeniyorum, oldum olası. Sonuna kadar da beğenmeye devam edeceğim. Çok güzel söyledi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz size. Armağan. Metin, biz, daha doğrusu ben diyeyim, kendi adıma konuşayım. Ben senden popstar olmaz dedikçe sen inadına popstar nasıl olmazı göstermeye çalışıyorsun. Bu giydiğin kıyafet, sahne duruş biçimin, artık haftaya bu yarışmanın sonu. Hani değişmemekte direniyorsun. Ben... Kıyafetini beğendiniz mi? Çok güzel, piyanist şantör gibi, çok başarılı. hani biraz sonra çıkıp piyanonun başında nikahına beni çağır sevgilime söyleyecekmiş gibi bir halim var, anladın mı? Yani olmamak için direniyorsun. Bence olmak da istemiyorsun. Aslında sen buradan bir tane kaset yapıp gitmek istiyorsun. Senin amacın popstar olmak değil. Değil mi? Yani popstar olmak istemeyen bir insan burada bu azmi, bu çabayı sarf etmez diye düşünüyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer iyi şarkı söylemek bir azimse, sana Allah vergisi bir ses var. Doğrudur. Ama ben o azmi görmüyorum. Azim eden insan, popstar olmak için azmeden insan hala 10. hafta ne bu kıyafetle ne bu sahne tavrıyla gelmez jürinin karşısına. Bu azim değil. Bu azim değil. Allah vergisi bir sesim var, doğru. O zaten var. Ama azim ben göremiyorum. Azim başka bir şey. Anladın mı? Armağan'cığım, ne giymesini istersin Metin'in? Sadece kıyafetten söz etmiyorum aslında. Tavırdan söz ediyorum. Sahne davranışından söz ediyorum. Sahneye çıkıncaki halinden, tavrından... Sen şimdi Metin gibi davranabilir misin? Hayır. O da senin de... Ama benden arabeskçi olur mu? Ha? Benden arabeskçi olur mu? Söylersen olur. Vallahi. Çiğ köfte yoğura yoğura ben. Hadi mavi mavi masmavi. Nasıl olur benden arabeskçi olmazsa senden de popstar olmaz Metin. Ama iyi şarkıcısın, ona diyecek laf yok. Ama her iyi şarkıcı popstar olacak diye bir kaide de yok. Peki, aldık yorumumuzu. Johan. For one time it didn't happen that much during this competition. But my colleague Armağan, I have to admit that he's 100% correct. Armağan'a %100 katılıyorum diyor. Metin, when I saw you during the pre-selections, you just performed the same way as you still do it right now. I see no improvement at all. Seni ilk gün gördüğüm günle bugün arasında performansında bir fark göremiyorum. O gün de aynı şekilde söylüyordun şarkıda, bugün de aynı şekilde söylüyorsun diyor. In your own style you're great, you're super. You don't have to change. Kendi tarzında çok çok iyisin. Burada bir değişiklik yapmana gerek yok. But to become a pop star and you know that we gave you a chance to become a pop star, you didn't improve at all. Ama bir popstar haline gelebilmek için sana biz fırsat verdik ama hiçbir gelişme sende göremiyorum. You tried, but we didn't feel it. Belki denedin ama ben onu hissetmiyorum şu anda. So if I can give you one good advice. Sana iyi bir tavsiye verecek olursam. Stop trying being a popstar. Bir popstar olmayı denemeyi bırak. But follow your heart, your soul. Kalbini izle. And you will be a superstar being a traditional, classical or arabesque singer. But now I have to ask you, yani çok güzel, çok iyi bir arabesk star olabilirsin. Now I have to ask you something. Burada bir şey sormam gerekiyor Yuhana. Yani sen yarışmayı, Metin yarışmayı bıraksın artık popstarı takip etmesin mi demek istiyorsun? Ne bırakacak zaten? Hayır, no, sözü de. Gelinmiş artık. Evet. Geçmiş olsun. I think so because he's no popstar. We have to admit. Hayır. Bakın diyor ki Johan, bence öyle olabilir, bırakın. No, I'm not talking about the show. I wanted to say it's better that he clears his mind and from after pop starts when the competition is over that he just do what his heart says.
is being a traditional, a classical, whatever, arabesque singer, because this is what Metin is. This is his heart. This yarışmadan sonrası için konuşuyorum. Yarışma bittikten sonra otursun bir kez daha düşünsün, şapkasını önüne koysun ve kalbi ona hangi yönü gösteriyorsa o yönde gitsin. Bu arabesk olabilir ya da başka tarzlar olabilir ama popstar göremiyorum diyor. But definitely he is the best singer in the competition. Definitely. Ama 100%. Burada kesin olan bir şey var ki yarışmadaki en iyi şarkıcı Metin diyor. High above the rest. Ve diğerlerine göre çok daha farklı, çok daha yüksekte diyor. Ama işte biz şarkıcı aramıyoruz. Yani bu şarkıcı arama yarışması değil. Şarkıcı, iyi şarkı söyleyen başka bir şey. Popstar çok başka bir şey. Peki. Bülent Hanım. Ben boşunuza vaktinizi almayayım. Aynen katılıyorum efendim. Peki, siz de yorumunuzu yaptınız. Metin aday numarası 109. 30.04'e gönderiyorsunuz oylarınızı. Almanya'dan da Metin aday numarasını 83.333'e yazarak yolluyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler Metin. Ve işte. Sırada.